Tibetçi Merhaba hocam. merhabalar. Sesim ve görüntüm geliyor mu? Bu Evet. bir deneme kaydı olduğu için şu anda herhangi bir görüntü ve seste herhangi bir bozukluk var Yok, mı? şu an hepsi tam gibi. Evet. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz şu anda canlı bir Facebook bağlantılı Pazar Genç TV deneme yayınındayız. Bunu buradan vurgulayalım. Evet, bildiğiniz gibi sizlere ilerleyen günlerde canlı Pazar Genç TV aracılığıyla yayınlarımız olacak. Şimdi şu an itibariyle günün bu saatinde 23.56, 24'e geliyor. Değerli öğrencim, yine aynı zamanda çok sevdiğimiz kişilerden biri, hem ailesiyle beraber İstanbul'da tanıştığım ve aynı zamanda öğrenciliğini yaptığım sevgili Tibet Erol'la, bilgisayar mühendisi diyorum artık ben, bilgisayar mühendisi öğrencimle beraberim. Sevgili Tibet, tekrar hoş Hoş bulduk geldin. hocam. Sağ olasın. Nasılsın? İyisin İyiyim. inşallah. Sizleri sormalı. Çok teşekkür ederim. Bildiğin gibi işte anneyi kaybettikten sonra buraya geldik, pazara geldik. İşte toprak burada olduğu için, bir de yine biliyorsun yerel bir radyomuz vardı. Kurucusu da annemdi, Aysel Kobal'dı, ama onu kaybedince İstanbul'a dönmedim. Anne burada, işimiz burada. Bu nedenle sevdiklerimizden, sizlerden ayrı kaldık, ama tabii ki devamlı biz görüşüyoruz. Sevgili Tibet, görevimize şimdi Rize Pazar'da yaklaşık 9 sene sonra tekrar memlekete geldik. İşte tabii ki buruk bir sevincimiz var. Annemizi kaybettik. Allah rahmet Evet. eylesin. Sizleri de çocukları gibi çok severdi, biliyorsun. Çok severdi. Herkesi severdi, ama tabii ki Allah'ın takdiri, günün belli bir artık zamanı, hepimiz gideceğimiz yer doğru, hepimiz tabii ki rahmetli olacağız. Bu nedenle anneme de tabii ki Allah'tan rahmet diyorum. Işıklar içerisinde uyusun. Bu nedenle tabii ki radyoculuk yapıyoruz. Teknoloji almış başını ilerliyor. Senin mesleğin de çok altın gibi meslek. Çok teşekkür ediyorum. Bilgisayarcısın. Radyo bazının yanında böyle web TV'lerden de yararlanıp zaman zaman böyle izleyicilerimize, dinleyicilerimize yerel haberler veriyoruz. Eğitici programlar başlatacağız. Bu nedenle aklıma da sen geldin. Dedim ki, başarılı bir öğrenciydi. Kendisi bizlere yardımcı olur diye düşündüm. Finalleri de atlattın. Sağ olasın. Böyle hemen hocam, ben gerekeni, elimden gelen ya şeyleri, araştırmaları yaparım dedin. Gerçi bunlar tabii ki sizin belki şu an branşınızda değil, ama değil mi, siz daha bilgisayar Öyle üzerine dedim. eğitimler Daha farklı kod yapıyorsunuz, üzerine, yazılım ediyorsunuz. üzerine. Ama tabii, ama hocam ben bir bakayım, bir araştırayım dediniz. En azından hemen bana yardımcı oldunuz. Allah razı olsun. Sen Önemli. zaten Teşekkür. başarılı bir öğrenciydin. İnşallah daha güzel şeyler yapacağına ben inanıyorum. Dersler nasıl gidiyor? Ne var ne yok? Ne yaptınız? Ne ettiniz? Kısaca bir Dersler bilgi gayet alalım. iyi. İşte dördüncü sınıfa geçeceğim. Bir aksilik yok yani. Hepsi yüksek. Evet. Yok. Yüksek. Ailen İyi de iyidir onlarda. inşallah. Değil mi? Tabii ki İstanbul'dasın. Şu anda onu da Evet. söylüyorum. İstanbul'dan bağlandın bana. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki İstanbul'daki durumlarda bir kısa bilgi alalım. Biliyorsun koronavirüs nedeniyle Türkiye bir hayli olumsuzlukları yaşıyor. Ama yine de tabii ki epey bir iyileşim, normalleşme durumları oldu, ama yine de galiba biraz böyle dikkat etmiyoruz. Nedir İstanbul'daki durumlar? İstanbul'da tabii genelde insanlar parkta vesaire dikkat etmiyor. Hani bir büyük ölçüde maske takmayanlar var.
tedbir almayanlar var. Evet. Zaten bakan falan da uyarıyor yani, almaları yine, gerekiyor. Yoksa bu iş yani ikinci dalgaya kadar gidecek yani, büyüyecek. Evet, inşallah büyümez. Bizim Rize'de de biliyorsunuz Rize'yi de ilk itibarıyla 5. sırada falan gösterdiler. Bu nedenle tabii ki mücadele de var burada bir hayli, evet, yapılıyor ama burada az önce senin dediğin gibi her şey tabii ki insanların da görevi, insanların üzerine düşen çok büyük görevler var. Yine bakıyoruz maalesef işte dün Sayın Valimiz bir uyarı yolladı, bir duyuru yolladı. Biz basıncı olduğumuz zaman aynı zamanda öğretmenliğimin yanında basında var biliyorsun. Bu nedenle biraz vurdum duymazlık çok fazla Tibet. Burada özellikle Rize'de bir göreceksin ki tabii ki zaman zaman bu görüntüleri inşallah ayarlayıp sunmaya çalışacağız. Tabii bu bir deneme aşamasında bir yayın yapıyoruz. Bu aşamada konuşurken de tabii ki hazırladığımız şeylerde bir web TV olarak da yayınlanacak. İnanır mısın, insanlar çok duyarsız, özellikle Rize'de çok duyarsız. Yani ne doğru dürüst maske takan var, bilinçli insanlar takıyor ama sosyal mesafe, maske ve hijyenlik üç önemli faktörü bakanımız da vurgulamıştı. Buradan valimiz de vurguladı. Dün büyük bir açıklama yaptılar. Aman dikkat dediler. Yani sanki virüs geçmiş gibi vurdum duymazlık var. Bu nedenle vakalar artmış Sayın Tibet, dediğimiz gibi buradan vakaların arttığı söyleniyor. Vakaların artması tekrar insanları olumsuzluğa itecek. Yine biliyorsun işte sıkı yönetimler başlayacak. Yine dışarı çıkmama olayları başlayacak. Bunda da biliyorsun özgürlük güzel bir şey Tibet, sevgili Tibet, bildiğin gibi hak, hukuk, adalet ve özgürlük diyoruz. Özgürlük çok güzel bir şey. İnsanlar yani evlerine kapalı kaldıkları zaman gerçekten sıkıntı çekiyorlar. Bu nedenle buradaki Rize'deki durumu da ben size aktarmış oluyorum. Valinin yapmış olduğu uyarılar doğrultusunda herkesin maske takması gerektiği söylendi. Sosyal mesafeye, hijyenliğe dikkat edilmesi gerekildiği söylendi. İnşallah o ikinci dalgaya ulaşamayız. Yani virüs hakkında söyleyeceğimiz bu. Havalar çok güzel. Biraz yazı güzel bir şekilde yaşıyoruz. İnşallah bu şeylerimizle, bu dediğimiz gibi virüs olayında bir an önce atlatırız da en azından işte gitmeler gelmeler, biliyorsunuz turizm olayları, gitmeler gelmeler çok sekte vurdu. Özellikle Rize'de çayın yanında turizmde güzel bir şekilde işliyordu ve hedef haline gelmişti. Yani ikinci olayda Rize'nin gelişmesi için turizmi ön plana çıkardılar. Bu sene hatta turizm üzerine çok yatırımlar yapıldı. Bizim işte çok tarihi güzel yerlerimiz var ama bu hastalık tabii ki bir hayli sekte vurdu. Çoğu insanlar yatırım yaptı, oteller yaptılar, işte ne bileyim insanların güzel güzel gezeceği, denizlere girebileceği veya işte doğayı keşfedeceği güzel yerler yapıldı ama birdenbire bu hastalıktan dolayı şu anda onlar da durdu. İnşallah yavaş yavaş açılır. Ben babanızı da söyledim, size de söyledim, eğer yolunuz düşerse mutlaka burada bekliyoruz Aysel annemizin. Tabii ki deniz kıyısında, havaalanında böyle geniş bir kiralık ev tutmuştu. Annemi bilirsin, benim sevdiklerim gelecek derdi. Böyle geniş, tertemiz, pırıl pırıl bir evimiz de var. Sizleri eğer yolunuz düşerse bekleriz. Özellikle Rize olsun, Trabzon olsun, yani görecek çok güzel yerler var. Ardından tabii ki Batum diyorlar biliyorsunuz. Yani Batum'u da sizi gezdirmek isteriz. Ama bu arada yeni çıkan kimlik çok önemli, onu da diyeyim. Çünkü eskiden normal kimliklerle Batum'a, Gürcistan tarafına geçilebiliyordu. Ama şimdi bilginiz olsun, yine buradan da duyuralım. Yeni kimliği olmayanı geçirmiyorlar. Bu nedenle
Eğer gelirseniz, eğer tabii ki henüz yenilemediyseniz ki bazı vatandaşlarımız kimliklerini yenilemedi. Benim bir yeğenim de geçen gün işte bir atladı geldi sağ olsun, anneyi de çok sever. Biliyorsun Berna Buse Kobal doktorumuz vardı. Atladı geldi, şeye Batum'u gezdiremedik, kimliğini yenilememişti ama kimlikleri mimlikleri hepsini yenilemiş, hazırlamış. Siz de gelirseniz aman, eğer gerçekten Batum güzel gezilecek yerler var, orayı da sizlere gezdiririz Tibet'cim. Evet, inşallah. Evet, inşallah beklerim çünkü siz de bizim aile dostumuzsunuz. Dostluklar çok önemli. Annem biliyorsunuz sizleri çok çok severdi. Çoğu zaman da akrabalarına bile biliyorsun sitem yapardı. İşte ben İstanbul'a geldim, yerleştim. İşte aşağı yukarı 8 sene İstanbul'dayım. Bir alo bile demeyen akrabalarım oldu ama sizler hep bizleri yalnız bırakmadınız. Hep geldiniz, annemle aileniz sohbet etti. Bizler ders çalıştık birlikte. Bu aşamada seni de bilgisayar mühendisliğine ulaştırdık. Sen de başarılı bir öğrenciydin. İnşallah dostluklarımız devam eder. Yine Ali Bey olsun, sizler olsun, diğer öğrencilerim verilir olsun. Pazarda da bir eviniz olduğunuzu unutmayın. Çünkü her şeyden önemli dostluklar, aile bağları çok önemli sevgili Tibet'ciğim. Sana çok teşekkür ediyorum. Babanıza sevgilerimi yolluyorum. Deneme yayınlarım devam edecek. Yine zaman zaman arada bağlanabiliriz, konuşabiliriz. Bir takım eksiklerim varsa da senden öğrenmek isterim. Tabii ki bu yayınlar hakkında da biraz bilgi alırsan, çünkü sizin meslek tamamen farklı ama biliyorsun teknoloji ilerlediği için bu dalda da tabii başarılı olursan çok çok daha iyi olur. Bizlere de yardımcı olursunuz. Ben seni biliyorum zaten. Böyle daha ne güzel neler yapabiliriz. Zamanın olduğu sürece, fırsatın olduğu sürece, işte hocam şunları da yapalım, bunları da yapalım deyip bana da yardımcı olursan çok sevinirim. Hayırlı akşamlar diyorum. Hayırlı günler diyorum. Hoşça kal Sayın Tibet. Bir şey söyleyeceğim bir şey var mı? Ekleyeceğim bir şey var mı? Yolun düşerse de bekliyoruz. Gel Karadeniz'in yeşilliklerini gör. Yemyeşil, tertemiz. Denizi güzel, yeşillikleri güzel, doğası güzel. Biraz zaman zaman tabii ki yağmurlarımız oluyor ama işte yağmur demek yeşillik demek. Ama tabii ki gezilecek, görecek çok güzel yerler var. Biraz da işte devlet büyüklerimizden bu işte ne bileyim turizme el atarsalar çok çok daha ilerleyeceğimize inanıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Çok akşamlar. Teşekkür ediyorum. Haydi. Haydi iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın.